Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ruyan. Bugün sizlerle beraber bir hesap incelemesiyle birlikteyim. Bugün TR Anadolu Kartalları Loncası'nın İçtima Kaptanı Kırmızı Şeytan hesabını inceleyeceğiz. Biraz sonra videoyu ekrana getireceğim ve sizlerle izleyeceğiz. Ancak ufaktan bir duyuru yapmak istiyorum. Bundan sonra bir sürü böyle hesap incelemesi videoları gelecek. Tek tek İçtima Kaptanlarıyla konuşmaya devam ettim. Sizin de istediğiniz içtima kaptanları, yani incelememizi istediğiniz içtima kaptanları varsa lütfen yorumlara yazın. Benim yaptığım liste dışında sizin yazdığınız içtima kaptanları olursa da onlarla da iletişime geçerim. Ve kanalda bu şekilde bir seri oluşturmuş oluruz. Hesap inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve aşağıya güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Aynı şekilde videoyu beğendiyseniz lütfen lonca arkadaşlarınızla da videoyu paylaşın. O zaman hadi TR Anadolu Kartalların İçtima Kaptanı Kırmızı Şeytan'ın hesap inceleme videosuyla devam edelim. Evet, hesabın dışından hop diye hesabın içine giriş yaptık. Duvar kısmıyla başlamış olduk. Duvardaki yoldaşları, aynı zamanda hesaptaki yoldaşları bu şekilde göstermiş. Videoyu ben kaydetmedim. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. İçtima kaptanları kendi kalelerinin canlarını nasıl istiyorsa o şekilde kaydediyorlar. Neleri göstermek istiyorlarsa biz de burada gördüklerimizi yorumluyoruz. Sizlerle paylaşıyorum. Kahramanları da kısaca bir bakış attık. Akademi kısmına giriş yapmış. Hisar savaşları, diğer mühürler vesaire, bunlar full. Sanırım sadece tek bir yer full değil. O da karşı destekleri bölümü. Onun dışındaki her yer full. Beraber zaten şu anda görebiliyoruz. Evet, askeri kısımdan orayı gösterdi. Onlar da 7 ile 8 büyük ihtimal yakın zamanda fullenirler. Evet, direkt setlere giriş yaptık. Ben özellikle rica ettim setleri daha fazla göstermesi için Emrah'tan. Emrah da setlerini böyle detaylı bir şekilde bizlere gösterecek. Bunu yaparken savaş öfkesinin açık olduğunu da unutmayalım. Savaş öfkesi bu sefer açık. Bir önceki videolarda onu es geçmişiz, açtırmamışız. Ben kendi de açık bakmamışım. Bunda savaş öfkesi açık. Dipnoz olarak onu geçelim. Süvari seledesini gördük. Gerçekten güzel bir süvari seledesi var. Bize şimdi menzili seledesini gösterecek. Bu arada sanırım karışık sette setini değiştirmedi. Setini değiştirdiğini görmedik. Yani bu oranların üzerine %7, %8 oranında bir ilave oran daha eklenmesi gerekebilir. Çünkü hiç hünerini değiştirdiğini görmedim. Sadece set değiştirip sonra oranlara bakıyor. Büyük ihtimal o yüzden karışık hünerde olduğunu tahmin ediyorum. Ona göre düşünebiliriz. Şimdiye kadar bize gösterdiği SLD'lere bakacak olursak %839 süvari, %818 menzili, %827 piyade SLD var. Bu SLD kısımlarını gösterirken ordu SLD, ordu maksipi ve ordu savunmayı göstermemiş. Ancak tahmin ediyorum ki şimdi karışık setini giydiği zaman karışık setine ait olanları gösterecektir. İlk başta kış eldiveni vardı. Kış eldivenini değiştirdi. Savunma yaparken açıkçası ben kış eldivenini bazen kullanıyorum. Çünkü çok güzel ordu max CP veriyor. 2-3-5 şampiyon yaptıktan sonra da artık bir zaman sonra kullanmamaya başladım. Şampiyona geçiş yaptım. Ancak savunmalarda kış eldiveni çok fazla artı sağlıyor. Şu anda da zaten SLD'lerin hemen hemen birbirine yakın olduğunu görebiliyoruz. Video boyunca hünerler kısmıyla ilgili pek emin olamadım. Evet, şimdi de full SLD dediği bir kılısal hüner kullandı. Büyük ihtimal mix hüner. Karışık setini yeniden giydi. Evet, SLD'leri yeniden gösteriyor şu anda. Evet, şimdi yine Ordu Max CP 552. Baya güzel bir Ordu Max CP gördük. Revirleri ve tabii ki malikanesi önemli. Şu anlık 552 gayet güzel bir Ordu Max CP. Sanırım bayağı da reviri var. Evet, yine kabin içinden bizlere ekipmanlarını göstermeye devam ediyor. Siz de böyle bakabilirsiniz. İkişer tane ateş duvarı zırhı var. Birinde şampiyon var karışık set için. Birinde de süvari gitmek için, yani içtima açmak için kullandığı var. Şampiyon plaka zırhını yükseltmeye çalıştığını görüyoruz. Yine iki tane ejderha pençesi var.
Yine biri mix set için, biri normal set için menzilisi artırılmış. Setlerle ilgili oynamalar yapamadığımız için ikişer tane set yapmamız gerekiyor. Çünkü savaş esnasında onların içindeki taşları değişemeyeceğimiz için hali hazırda ikinci bir ekipman yapmak durumunda kalıyoruz. Şu an anladığım üzere iki tane mitik kupası var. Üçüncüsünü yapmaya çalışıyor. Şu an üçüncü mitik kupası mavi. Onu yükseltmeye çalışıyor. Kendisinde birkaç partide sanırım yine görmüştüm diye hatırlıyorum. Partilere gidiyor. Yine orada bir şampiyon gördüm. Şampiyon ikinci eli mor. Onu yükseltmeye çalışıyor sanırım. Bu şekilde gösterebiliriz. Kupalar yapıldıktan sonra değişe şişesindeki taşlar çıkmış tabi. Yine bizlere taşlarını göstermiş. Benim taş konusunda bayağı eksiğim var. Yani taş konusundaki eksiğimden dolayı birkaç tane gargantua taşımı hala yapamadım. Yani gargantua'da hala eksiğim var, öyle söyleyeyim. Ve diğer yerlere takmak istediğim taşlar var. Ancak altın olmadıkları için takamıyorum. Bize yine böyle setlerinden ve değerli taşlarından bölümleri göstermiş oldu. Evet. Yine genel bir incelemesini yapıyor. Nelere hangi şeyleri taktığını gösteriyor sanırım. Yoldaşlarını ve kahramanlarını zaten videonun başında bizlere göstermişti. Birçoğunun zaten full olduğunu görebiliyoruz, altınlandığını. Videoda detaylı olarak bunları bizlere göstermemiş, ancak videonun başında genel olarak göstermiş. Daha çok sizin istekleriniz doğrultusunda kendi setlerini, kendi ekipmanlarını göstermek istemiş. Kendi taktığı taşları. Umuyorum ki burada gördüğünüz şeyler sizlerin işlerine yarar. En azından merakınızı dindirir. Bu içtima kaptanlarında neler var, neler takıyorlar, ne kullanıyorlar, bunları görmüş olursunuz. Özellikle de Türk içtima kaptanlarını bu seriye dahil ediyorum. Hız setini ve diğer setlerini de gösteriyor. Hız setini yine bildiğiniz gibi sürü mührü var. Emrah'a bu videoyu çektiği için ve bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Emrah'ın loncası TR Anadolu Kartalları'nda ayrı bir teşekkür ediyorum ve selam yolluyorum. Kendileri çok tatlı insanlar. Daha öncesinde görüşmüştük Discord'dan. Onlara da buradan selamlarımı göndermiş olayım. Bugün bir içtima kaptanımızın daha her şeyini inceledik. Kendisi nasıl çektiyse, bize nasıl göstermek istediyse o şekilde gördük. Ayrı ayrı şu an zaten mix setinde olabilecek değişikliği de bizlere gösteriyor. Böyle de bazen kullanıyorum, böyle de bazen kullanıyorum gibisine. Aynı zamanda kale temasını şu an gösterebilecek. Kale temalarını daha doğrusu, bir sürü çok güzel ve 5 yıldız yaptığı kale temaları var. Bende çok fazla 5 yıldız yok. O yüzden 5 yıldız kale temalarını gördüğümde aşırı aşırı hoşuma gidiyor. Bu arada kalenin içindeki askerleri ben gizledim. İzlerken gördüğünüzde yadırgamayın diye söylüyorum. Evet değerli arkadaşlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.